Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle ayva reçeli tarifimi paylaşacağım. Ayva reçeli için gerekli olan ayvalarımı bahçemden topladım arkadaşlar. Organik, doğal ayvalarımla güzel bir reçel yapacağım. Tam kıvamında. Şimdi ayvalarımı öncelikle yıkadım. Yıkadıktan sonra şöyle güzelce hepsinin tek tek kabuklarını soyuyorum. Daha sonra çekirdeklerini temizleyerek tencereye alacağım arkadaşlar. Bu aşamada yapacağımız sadece bu şekilde temizlemek, kabuklarını soyarak ayvalarımızı hazırlamaya başlamak olacak. Bütün ayvalarımın kabuklarını soydum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi diğer aşamalara. Şöyle önce ayvalarımızı ortadan ikiye keselim. Çekirdekli bölümünü temizleyelim. Bu arada çekirdeklerini atmıyoruz. Şöyle küçük bir tabağın içinde çekirdekleri ayırıyorum. Çünkü reçelimize kullanacağız. Çekirdekleri reçelimize koyduğumuz takdirde çok güzel bir aroma veriyor ve renginin daha kırmızı olmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu nedenle çekirdeklerimizi atmıyoruz asla. Hepsini çıkartıp şöyle kabımızda biriktiriyoruz. Çekirdeğini çıkartıp diğer kısımlarını da temizledikten sonra şimdi dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Küçük küpler şeklinde doğrayabilirsiniz. Uzun uzun şekil verebilirsiniz. Ayva reçelini nasıl tercih ediyorsanız o şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben böyle küçük küçük küpler şeklinde doğrayarak hazırlıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ayvalarımın doğrama işlemi bitti ve onları tartarak şöyle bir tencereye aldım. Tam 2,5 kilo ayvam var. Ayvaları arkadaşlar temizleyip böyle doğrayıp pişmeye hazır hale getirdikten sonra kilosuna bakıyoruz. Ve ona göre de şekerini ilave edeceğiz. Çünkü ben ayva reçeline birebir şeker kullanıyorum. Şimdi 2,5 kiloya şöyle tartmış olduğum şekerimi 2,5 kilo şekerimi üzerine döküyorum. Evet, bütün şekeri tencereye koyduktan sonra şöyle çekirdeklerini de şekerin üzerine bırakıyorum arkadaşlar. Eğer dilerseniz reçelinizin içinde böyle çekirdekler olmasını istemiyorsanız bir tane tülbente koyarak o şekilde de tencerenin içine tülbentle beraber koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle hoşuma gidiyor. Çekirdekleriyle beraber ilave ediyorum bu şekilde. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum. Tenceremi mutfağımın serin bir köşesine alıyorum arkadaşlar. Şu anda gece. Ben bunu geceden yarın akşam üzereye kadar yaklaşık bir 15-16 saat kadar bekleteceğim arkadaşlar. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken, eğer hava sıcaksa mutfağımızın serin bir yerinde bekletiyoruz. Sıcaklığı temas ettirmeden ekşimesin. Bu şekilde reçelimizi bekletiyoruz. Yarın da 15-16 saat sonra reçelimi pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, dün gece hazırlamış olduğum reçelimi şimdi bakalım ne durumda. Gördüğünüz gibi tenceremiz doluydu. Ağzına kadar şekeri böyle silme koymuştum.
Böyle biraz çökme yapmış. 2 santim kadar. Şöyle bakıyorum. Bakın arkadaşlar. Suyunu bırakmış. Ayvalarımız içerisinde kendi suyunu salmış. Şimdi ocağın altını açıyorum. Hiçbir su ilave etmiyoruz. Hiçbir şey ilave etmiyoruz. Kapağını da kapatıyorum. Şimdi ocağın altını açtım. Reçelimiz kaynamaya başlasın. Bir kaynamaya başladıktan sonra ileriki aşamaları da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar reçelimiz kaynamaya başladı. Şimdi reçelin içerisine şöyle biraz 7-8 adet karanfil, bir çubuk da tarçın ilave ediyorum. Dediğim gibi güzel bir aroma verdiği için tercihe bağlı koyabilirsiniz. Koymak istemiyorsanız da o şekilde de yapılabilir. Şöyle bakın, ayvaların da rengi değişmeye başladı, görüyorsunuz. Şimdi böyle 1 saat pişirdikten sonra ayvalarımı ocağın altını kapatacağım ve ayvalarımı çıkaracağım. Bu arada şöyle bir tatlı kaşığı limon tuzu var arkadaşlar. Onu şöyle birazcık sulandırıyorum kendi suyuyla. Limon tuzumu ilave ediyorum. Ve biraz daha pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar reçelim 1 saat pişti. Görüyorsunuz rengi de koyulaştı. Şimdi ayvalarımı bir kepçe ile bu şekilde içinden, tencereden çıkartıyorum arkadaşlar. Ayvalarımın daha çok yumuşamasını, ezilmesini istemiyorum. Renginin de koyulaşmasını istemiyorum. Tencereden çıkartarak pişmesini durduruyorum arkadaşlar. Ve suyumu kaynatmaya devam edeceğim. Ocağın altını kapatmıyorum. Şimdi bu suyumuz, görüyorsunuz yarım tencere, yarı yarıya azalana kadar ve koyulaşıp koyu bir kıvam alıp rengi de daha kırmızımsı oluncaya kadar pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ayvalarım kenara aldım. Suyumu kaynatmaya devam ediyorum. Koyulaşıncaya kadar kaynayacak arkadaşlar. Arkadaşlar ayva reçelimin şerbetini yaklaşık 1 saattir pişiriyorum. Kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle rengi ne kadar koyulaştı ekrandan da anlaşılıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve çok böyle koyu kalın bir kıvam aldı. Böyle bal gibi bir şerbet oldu. Üzerindeki köpükleri de biriktikçe böyle köpüklerini alıyoruz. Temizliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 1 saattir pişti. Şimdi ben kıvamından çok memnunum. Şu anda tam istediğim kıvamda ve renkte arkadaşlar. Şimdi şöyle içinden almış olduğum ayvaları tekrar geriye ilave edeceğim. Şöyle yavaşça tenceremizi alalım. Evet. Ayvalarımız biraz daha hafif açık renkte. Şöyle şerbetin rengini de görüyorsunuz. Kıpkırmızı, çok güzel bir renk aldı arkadaşlar. Şimdi böyle ayvaları geriye koyduktan sonra bir 5-6 dakika daha pişirelim. Ondan sonra da altını kapatalım. Ocağımızın altını kapatalım. Reçelimiz hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, reçelimiz hazır. Ocaktan aldım. Şimdi sıcağı sıcağına hemen kavanozlara koyacağım. Kavanozlarımın ağzını sıkıca kapatacağım. Mutfağın serin bir yerinde reçelimi muhafaza edeceğim. Ve dilediğiniz zaman da tüketebilirsiniz. Dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir yıl kullanılır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ayva reçellerimi kavanozlara koydum. Artık bu şekilde mutfağımın serin bir yerinde, serin bir dolabında muhafaza edeceğim. Kullanacağım zaman da bir tane bir tane çıkarıp kullanacağım.
Kapağını açtıktan sonra unutmuyoruz, buzdolabında muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Kullanmaya başladıktan sonra havayla temas ettiğinde buzdolapta saklamanız daha uygun olur. Şimdi size reçelimin kıvamını göstermek istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, çok güzel. Yani soğuduktan sonra şerbeti de böyle kalınlaştı. Çok güzel rengiyle, şerbetinin koyuluğuyla tarif harika. Mutlaka bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bugün ayva reçeli tarifimle sizlerle birlikte oldum. Umarım bu videomu da beğendiniz ve tarifimi denersiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Garantili bir tariftir. Memnun kalacağınızdan da eminim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.